içerisinde. Uluslararası Politik Akademisi geçtiğimiz yıl 2012 yılında benim iki öğrencim olan Ahmet Ceylan ve İsa Uslu tarafından kuruldu. Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde öğrencilerim olan Ahmet ve İsa, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğrencilerim olduğu için dış politika, iç politika, Türkiye siyaseti, dünya siyaseti üzerine derslerimizde, ders dışında yaptığımız sohbetlerde birçok yeni proje, fikir gündeme getirmişlerdi ve biz bunların ülkemize de altında da yararlı olabileceğini düşünerek bunları bir profesyonel çatı altında, bir dernek çatısı altında buluşturmayı düşündük. Uluslararası Politik Akademisi kurulurken bizim iki temel amacımız vardı. Bunlardan birincisi, sizin de bildiğiniz üzere, hani klişe lafları girmek istemiyorum ama küreselleşmenin bizim hayatımıza değen çok somut iki özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi, iletişim ve ulaşım imkanlarının son derece gelişmiş olması. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeni Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, siyaset bilim bölümünde. Buraya İzmir'e 1 saatlik, 11 saat, 10 dakika bir uçuşla geldim. Oradan 3 saatlik bir otobüs yolculuğuyla İzmir'den Denizli'ye geldim. Artık Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelmek son derece kolay. Ya da Türkiye'den bir Avrupa ülkesine, Amerika'ya, dünyanın uzak coğrafyalarına gitmek son derece mümkün ve kolay. Bu ulaşım, ayrıca iletişim olanakları hepiniz biliyorsunuz. Sosyal medya, Facebook, Twitter vesaire, gazetelerin, televizyonların geldiği nokta. Bu sebeple artık dünyada yaprak kıpırdasa, Çin'de, Amerika'da, Rusya'da yaprak kıpırdasa bizim haberimiz oluyor. Ve bunun bizim açımızdan ne önemi var? Ben bir akademisyenim. Kendi alanımda, özellikle ilgilendiğim Türk siyasal tarihi ve Türk dış politikası alanında bir yeni yayın yapıldığı zaman internet sayesinde, kütüphaneler, online dergiler sayesinde ben Amerika'da yazılmış bir kitabı sipariş edebiliyorum, okuyabiliyorum, oradaki fikirleri takip edebiliyorum, keza Rusya'da, Çin'de ne söylenmiş takip edebiliyorum. Aynı şekilde bir iş adam açısından organizasyonumuzun gerçekleştirmesinde büyük emekleri olan DGAT Başkanı, arkadaşım Sadık Emre Çapıkçı'yı düşünelim. Kendisi bir iş yapıyor ve artık mallarını gelişmiş ulaşım imkanları sayesinde en uzak coğrafyalara dahi gönderebilme ve bu sayede kar edebilme şansı var. Artık ticaret de sınırlar aşıyor. Bunu ben daha önce böyle yaptığım yer olan Uşaklı'da gözlemlemiştim. Mesela orada üretilen battaniyeler Güney Afrika'ya, Afrika'nın çeşitli ülkelerine satılabiliyordu. Dolayısıyla dünyamız küçülüyor. Küçülmesinin bize etkisi nedir? Dünya hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız lazım. İş adamları yatırım yapacakları yer hakkında bilgi sahibi olmalılar. Öğrenciler yüksek lisans doktora yapacakları, üzerine tez yazacakları ülkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalılar. Siyasetçiler, diplomatlarımız dış politikada Türkiye'nin ve Türk halkının menfaatlerini daha iyi koruyabilmek için diğer ülkeler hakkında bilgi sahibi olmalılar. İşte bizim birinci amacımız. Bu doğrultuda alanında çalışacak uzman öğrenciler ve daha sonrasında tabii ki akademisyenler yetiştirmektir. Bugün ben Kıbrıs'ta çalışıyorum. Kıbrıs'taki gelişmeleri günü gününe takip ediyorum. Bilkent Üniversitesi'nden bir arkadaşım, Köken Güneş, kendisi Çin'de, Şangay'da. Bugün birçok medya kuruluşunun iş dünyasından şirketlerin belki temsilciliği yok ama bizim Şangay'da bir Çin'deki gelişmeleri günü gününe takip eden bir temsilcimiz, öğrencimiz var. Yine bir diğer arkadaşımız Kıvanç Sağ örneğin, kendisi Güney Amerika ülkelerinde yaşıyor, Venezuela'da yaşıyor. Orada müteahhitlik firmasında çalışıyor ve aynı zamanda bu ülkedeki siyasi gelişmeleri bize gün gününe yazarak Türkiye kamuoyunu bilinçlendiriyor. Bunların çok önemli hizmetler olduğunu düşünüyoruz. Ve bu hizmetten yola çıkarak bizim ikinci bir amacımız var. Bizim benzerimiz, tabii ki bizden daha profesyonel çünkü biz daha çok genç akademisyen ve öğrenci tabanlı, yüksek lisans, doktor öğrencileri ve genç akademisyenler tabanlı bir düşünce kuruluşuyuz, think tank İngilizcesiyle. İkinci amacımız ise birinci doğrultusunda devlete yük olmak değil, devlet üzerinden yükü almaktı. Bizim amacımız buydu. Çünkü bizim sektörümüzdeki kuruluşlara baktığınız zaman genelde sırtlarını devlete yaslayarak, hükümetlere, siyasi partilere yaslayarak ve sunduğu hizmetleri tabii ki astronomik ücretler karşılığında yapan kurumlar olduğunu görebilirsiniz. Oysa biz tabii ki profesyonelleşme yolunda henüz emekleme aşamasındayız. Bir yılımızı yeni doldurduk. Ancak bizim amacımız devlete yük olmak değil, tam tersi devlete faydalı olabilecek, Türk halkına faydalı olabilecek bilgileri paylaşabilmek ve onun yanında
düzenleyeceğimiz bu okul gibi çalıştaylar, konferanslar dolayısıyla öğrencilerimizi girişimcilik alanında da destekleyerek kendileri ekmek tutabilir, kendilerine ekmek tutabilir hale getirmek. Bugün üniversite öğrencileri, çoğumuz buradaki dinleyicilerimizin çoğu üniversite öğrencisi, gelecekle ilgili ciddi kaygıları var. Mezun olduktan sonra birçoğu KPSS sınavına girerek devlete istihdam edilmeyi umuyorlar. Ancak herkesin bu benzer hayalleri kurduğu bir ortamda tabii ki gelişme sınırlı oluyor. Geçtiğimiz günlerde Yeni Amerikan Üniversitesi'nde bir konferansta iş adamımız Baybars Altuntaş'ı ağırladık. Kendisinin anlattığı bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu Amerikan Başkanı Barack Obama'ya şahsen götürmek üzere seçilmiş bir kimseydi ve orada Amerikan Başkanı'nın ağzından dünyada ekonomik sorunların, işsizlik vesaire gibi ekonomik sorunların tek çözümünün aslında girişimciliği desteklemek ve insanların kendi kendine para kazanabilir, ayakları üzerinde durabilir, dolayısıyla devlet üzerindeki yükü hafifletebilir haline gelmesi gerektiği konusunda uzlaştı. Dolayısıyla bizim ikinci amacımız da buradaki öğrencilerimizin, kurucu öğrencilerimiz Ahmet ve İsa başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin bu işten kazanç sağlamaları, kendilerini geliştirmeleri, işleri daha profesyonelleştirmeleri ve devlet üzerindeki yükü azaltmalarıydı. Böyle bir amacımız vardı. Bugüne kadar birçok çalıştay konferans düzenledik. 5 ülkede 60 kadar temsilci kurduk. 5 ülke dediğim zaman Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Bosna Hersek ve Azerbaycan'ı kastediyorum. 60 üniversitede bugün temsilciliğimiz var. Bunların bir yıl içerisinde önemli başarılar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki demin sağlığım da söylediği gibi bir şeyin ilkini yapmak, önce olmak çok zordur. Biz de genç bir ekiple bunun ilkini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hatalarımız, kusurlarımız olacaktır. Bunun için şimdiden sizden özür diliyorum. Son olarak bize sıkça sorulan bir soruya yanıt vermek istiyorum. Bize sıklıkla sorulan bir soru, sizi kim destekliyor şeklinde. Bizim destekleyenler Türk gençleridir, Türk milletidir. Başka bir destekçimiz yoktur. Biz sadece ülkemize faydalı olmak ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Ülkemizi sevdiğimiz için kendi hayatlarımızdan buraya katılan birçok kişiye fedakarlık ederek, maddi manevi fedakarlık ederek bu işe ilgi gösteriyoruz. Bu hayale destek veren tüm katılımcılara, tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım iyi bir siyaset okulu, iyi bir konferans olur. Dinlediğiniz için teşekkürler.